İstanbul dün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Mega kent 4,6 ile sallandı. Herkesin aklına gelen de aynı soru oldu. Bu beklenen büyük depremin habercisi miydi? Bu soru uzmanları ikiye bölmüş durumda. Kimi felaket için çok yakın dedi, kimisi ise tersini savundu. Bugünse dünyanın tanıdığı bir isim, ünlü kain Frank Hoogerbeets İstanbul tahminini açıkladı. Bakın ünlü deprem tahmincisi İstanbul için ne dedi, nasıl bir uyarı yaptı? İstanbul'daysanız her an tetikte olun. Her an büyük bir deprem olabilir. Büyük bir endişe yarattı ama bu çok uzun süredir beklediğimiz bir şey. Arkadaşlar, deprem bir Türkiye gerçeği. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya her zaman için deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Son dönemde özellikle Kuzey Anadolu fay hattındaki hareketlilik dikkat çekmekte. 17 Ağustos depremine benzer bir hareketliliği sergilemekte ve bu yüzden de bizim daha dikkatli ve daha tetikte olmamız gerekiyor. Deprem bir kez daha kendisini hatırlattı. Mega kent 4,6 ile sallandı. O sarsıntıdan geriye büyük bir endişe kaldı. Bu büyük depremin habercisi olabilir. Depremden korunmak yalnızca depremin öncesinde değil, deprem sonrasındaki yapacağımız şeylerle de ilgili. Çünkü deprem sonrasındaki panikte birçok insan daha fazla can kaybına ve mal kaybına sebebiyet vermekte. Acaba o deprem korkuyla beklenen büyük Marmara depreminin bir habercisi miydi? Marmara depreminin ayak sesleriydi. Dünkü deprem Tekirdağ kolunun üzerinde oldu. Kuzey Anadolu kırığının tam kavşak yaptığı yerde oluştu. İşte biz büyük depremi de orada bekliyoruz. Özellikle deprem sonrasında nerede toplanacağız? Toplanma noktaları neresidir biliyor musunuz? Deprem sonrasında haberleşme, gıda vesaire, sağlık hizmetleri nasıl sağlanacak, nerelere başvurulması gerekiyor biliyor musunuz? Depremden sonra sevdiklerinizle nasıl haberleşeceksiniz, bunlar için bir hazırlığınız var mı? Uzmanlar Silivri açıklarındaki sarsıntının Büyük Marmara depreminin bir habercisi olduğunu söylüyor. En kötü senaryoya göre büyüklüğü 7 veya 8'i de bulabilir. Şu anda Kandilli rasathanesinde bir deprem simülasyonunun içindeyiz biz de. 5,1 büyüklüğünde sallanıyor burası. Beklenen Marmara depremi ise tahminlere göre 7 büyüklüğünün üzerinde olacak ve şu anda gördüğünüz sarsıntıdan çok daha büyük bir sarsıntıyla sallanacağız. Oldu ya depremden etkilendiniz, depremle ilgili bir hazırlığınız, çantanız var mı? Bunların hepsi çok önemli. Ve deprem sonrası olabilecek komplikasyonlar, olabilecek sorunlar en az deprem kadar çok daha tehlikeli ve önem arz ediyor. O yüzden özellikle etrafınızdaki yetkililerden deprem toplanma noktalarını öğrenin. Afet yardım konteynerlarının nerede olduğunu öğrenin. Size en yakın ulaşabileceğiniz afet merkezlerinin ve yardım merkezlerinin nerede olduğunu öğrenin. Büyük bir endişe yarattı ama bu çok uzun süredir beklediğimiz bir şey. Sizce peki dün olan deprem, bu Marmara depremi için bir işaret miydi? Bence işaret, çünkü artçı gibi gözüktü. Habercisi olabilir bence de. Depremin nerede olacağını konusunda bize bilgi verdi o deprem. Bunun en çok etkileyeceği yerler İstanbul'un ilinin batısı. Yani Silivri, Kumburgaz, Beylikdüzü, Mimar Sinan, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar. Deprem hissettiğinizde kapalı yerlerde kalmaktan kaçınarak özellikle dışarıdaki ortamlarda vakit geçirmeye dikkat edin. Bakın şu an burada da deprem riskinden dolayı dışarıda oturup sohbet eden insanları görmektesiniz. Bu insanlar burada gördüğünüz deprem toplanma noktasında beklemekteler. Uzmanlara göre Büyük Marmara depremi 25 sene içinde gerçekleşebilir ama bu süreç içinde mutlaka tedbir alınması da gerekiyor. Bu 20-25 yılı kentsel dönüşüm bağlamında iyi kullanmamız gerekiyor. Buradaki yapılar çok dayanıksız. Hastaneler dayanıksız. Deprem tehlikeli olduğu gibi
deprem öncesinde alacağımız önlemler, deprem esnasında yapacaklarımız ve deprem sonrası da çok önemli. Yurt dışındaki uzmanların da uyardığı gibi Türkiye ve özellikle İstanbul büyük bir deprem riski altında ve bunun hazırlığını biz yapmak zorundayız. Gerek deprem anında, gerek depremden sonra yapacağımız bilinçli hareketlerle hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını kurtarmamız mümkün. O yüzden lütfen tetikte kalın, akıllı kalın, hazırlıklı olun arkadaşlar. Ve böyle bir büyük felaket eğer başımıza gelirse en kolay şekilde, en az hasarlı atlatalım. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.